o makinenin çalıştığı alanın berisinden dolayı o çizgiden yukarıya doğru tepeye kadar çıkıyor. Tepeden şu aşağıya kadar iniyor. 500 dönümlük bir 570 dönümlük bir alanı içine alıyor. Görünen köy Akçakese köyü, 400 metre civarında. Orada hem yerüstü su kaynaklarımız var, hem yeraltı su kaynağımız var. 2-3 kilometre sağ tarafta Pirceler köyü var. Bu vadinin iki başından bu akarsular aşağıya doğru toplanarak gidiyor. Yani burası ise tesis yapıldığı zaman tesisten sızan kirli sular mutlak surette yeraltı sularını kirletecektir. Temmuz'un 25'inde başladı. 20 gün sonra HKT halkın katılım toplantısı yapıldı. Halkın görüşleri alındı. Alınmadı. Yani öyle resmiyette. Yani onlar resmiyette biz yaptık diyorlar. Onlar bir oldu bittiye getirdiler. Kendilerine göre resmiyeti yerine getirmiş oldular. Oysa halk kendisini ifade edemedi. Halk ile o yetkililer arasına polis, çelik polis barikatları kurmuşlar. Halkı öfkelendirdiler. Medenice bir süreç olmuş olsaydı halk rahatlıkla medenice oraya girer ve görüşünü ifade edebilirdi. Yani biz bu süreci canlı tutmaya, tepkimizi vermeye devam edeceğiz. Çevre halkı, çevre köylerimiz aslında çok duyarlı. Zaten Kandıra'da yapılan ÇED sürecine katılan köylü arkadaşlarımızın da büyük bir kısmı dışarıdan değil asla, bazen duyduk mesela dışarıdan insanlar geldi şekliyle, ama asla ve asla dışarıdan yabancı hiç kimse yoktu. Bizzat buradaki çöp tesisi yapılmak istenen çevresindeki köylerden toplanan insanlardı. Bu insanlar niçin buna çok karşı? Hepinizin bildiği gibi çöp tesisleri öyle 3 yıllık, 5 yıllık ya da 10 yıllık, 20 yıllık tesisler değil. Bunlar bir yere konuşlandırıldığında belki de yıllarca, 50 yıl, 100 yıl belki daha fazla kalacak. Yeraltı sularından başlamak suretiyle havasına, tarımına, çevredeki yetişen bütün bitkilere, hayvancılığa. Şimdi böyle olunca da zaten Kandıra'nın bozulmamış bir yeşil bitki örtüsü böylece tahrip edilmekte. Bu yüzden buna biz karşıyız. Yani bunun burada bu tesisin olmasını asla kabullenmiyoruz. Bunun için de sonuna kadar demokratik haklarımızı kullanacağız. Bu tesisin buraya olmaması için bütün gücümüzü de kullanmaya çalışıyoruz. Tahir Başkan 22'de bize dedi olmayacak dedi. Sonunda seçimler bitince birden bu karar çıktı. Yani öyle çıktı ki çarşamba gün toplantı oldu Kandıra'da. Ben Kaymakam Bey'le başkana dedim ya niye çöp lafı etmiyorsunuz hiç? Öyle bir anlattılar ki turizm o kadar güzel, Kandıra dedim tamam o kadar güzel de hiç daha yoktu ama lafı. Sanki ben onu söylemişim yani ertesi gün bu işi birden çıktı. Kesinlikle istemiyoruz, kesinlikle yer burası değil. Zarar varsa yapılmayacak dedi. Hep öyle dedi, hep böyle bizi kandırdı hep. Yani kesinlikle bizi doğru bir işi söylemedi. Hep işin kandırmacasına gitti. Vallahi bakan dedi kokusu çöp olmaz dedi, Tahir Bey dedi yani. Kendisi. 1 saat görüşme yaptık, 1 saat. Murat Kurum öyle söyledi. Hatta ilkten olmaz dedi, yerleşim alanları var dedi. 200 metre yerleşim olan bir yere çöp olmaz dedi. Yani sen ne kadar kokmaz desen dedi, bir direkt söyledi hem de. Dedi illaki kokar dedi. Vallahi hiçbir şey yapamıyoruz eylemden başka yani. En son herhalde mahkemeye kadar edeceğiz dedi. Oy toplamaya geldikleri zamanlar her kimse o zaman ahım cicim oluyor. Sizden tarafız. 20 senedir beri oy verdiklerimiz bize bunu yaparsa hiçbir şey olmaz. Bundan sonra da çöpe var, onlara oy yok. Neden bir vekil gelip de biz sizin yanınızdayız diyemiyorlar bize? Niçin arka çıkmıyorlar bize? Biz köylüyüz diyeni mi? Köylüyü pasif görüyorlar diyeni mi bunları yapıyorlar? bu evi yaparken de öyle zorluklar çektim ki taşları ben böyle karnımla taşıdım. Bütün bu taş, bu evin altındaki taşları bütün karnımla taşıdım burasını. Yıkık evi temizledim. Şimdicik buraya çöp fabrikası gelince nasıl olacak? O zaman büyükler de gelsinler, burada otursunlar bakalım, oturabilecekler mi? Erol Başkan'ın işi. Tahir Başkan'dan Erol Başkan gelsin, burada otursunlar bizimle beraber, komşu olsunlar bize o zaman. Dozerler de gelsin önüne yatacağım. Bir tanesini kıpırdattım hiç. Bizim toprağımız taşlıklıdır ama her şey oluyor. Bak burada bir bahçenin başında bir çocuklarıma bana yetecek kadar yeşillik var. Yiyoruz bunları biz hepten. Bunlar yarın bir gün buraya çöp fabrikası olursa kim yiyecek bunları? Ondan sonra kim yapacak bunlar? Yetişecek mi? Her şey yetişiyor buralarda. Her şey yetişiyor. Bizim çocuğumuz, çomağımız yiyoruz biz onları. Gelip de düzenimizi bozmasınlar. Kokunun içine bırakmasınlar. Gitsinler nereye yaparsınlar? Başka, biz çöpe karşı değiliz. Ya başka yere yapsınlar. Bizim burada sularımızı kirletecekler. Biz su içemeyeceğiz. Sular kesildiği zaman çeşmelerden su getiriyoruz biz hep de. İçiyoruz. Hayvanımızı oradan suluyoruz. Ondan sonra bahçelerimizi oradan yapıyoruz, her şeyimizi.